Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bir kez daha hoş geldiniz. Önemli bir konukla bugün karşınızdayız. 15 Temmuz sürecinin ardından aslında uzun süredir amaçlanan ancak devletin de içinde bulunduğu zor süreçten yararlanarak cemaat ve tarikatlerin aynı çuvala doldurulup tasfiye edilmeye çalışıldığını görüyoruz. İşte bu akşam belki bu konuda en ciddi sınavı veren Risale-i Nur cemaatini Fethullahçı terör örgütünden ayıran noktaları konuşacağız. Konuğumuz Birleşmiş Milletler Filipinler Barış Elçisi ve Türkiye Dostluk Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Rıza Demirdağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim asıl. Şimdi Risale-i Nur'ları konuşacağız ama öncelikle sizi kısaca şöyle bir tanıyalım. Filipinler Türkiye Dostluk Vakfı Başkanı nedir bunlar? Filipinler'de Türkiye'deki olaylar nasıl değerlendiriliyor? Evet, ben öncelikle hem Akit Televizyonu seyircilerini hem memleketimizi, milletimizi çok büyük bir imtihandan geçtik. Onun için tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bir daha böyle imtihanları göstermesin. Amin. Ordumuzu, milletimizi birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu dış güçlere karşı muhafaza etsin. Böyle oyunlara gelmeyelim inşallah. Ben Filipinler'de yaşıyorum. 15 senedir Filipinler'deyim. Ama buraya gelirken, bir ay oldu Türkiye'deyim. Buraya gelirken Filipinler'le birlikte Filipinler'deki Moro Müslümanlarının, hep azınlık Müslümanlar bunlar. Kamboçya'da Khmer Müslümanlarının, Tayland'da Patani Müslümanlarının, Vietnam'da Viet Müslümanlarının selamlarını, dualarını getirdim beraberimde. Ben yani bu bölgeyi sürekli dolaşıyorum, sürekli geziyorum. Onların Türkiye'ye bakışı ne? Bu aslında çok enteresan. Böyle kalbimizi sızlatan, bizi iki gölün arasına sıkışmış bir millet haline getiren ne ise bu, bunu aşmamızı sağlayacak misallerle, örneklerle bugün geldim. Bunları paylaşmak istiyorum. Hakikaten içimiz yanıyor ve dünya İslam coğrafyasının beklentilerine cevap verebilecek bir hükümetle, bir liderle Cenab-ı Allah bize bunu nasip etti. Buna nasıl sahip çıkabiliriz ve daha ileriye bunu nasıl götürebiliriz? Bunun kaygısını taşıyarak geldim. Korkarak geldim buraya gelirken. Acaba Cenab-ı Allah şu son ümidimizi elimizden kaçmasına sebebiyet verecek içimizdeki ahmakların, münafıkların, dış güçlerin, küresel güçlerin oyuncağı haline gelmiş bu ahmakların yüzünden acaba Cenab-ı Allah bu nimeti bizim elimizden alacak mı diye titreyerek geldik. Oradaki azınlık Müslümanlarından söz ettiniz. Peki onların Türkiye ile ilgili bakış açıları ne? 15 Temmuz sürecinden sonra muhtemelen çok kaygılandılar. Şimdi nedir? Sadece 15 Temmuz süreci değil. Ondan öncesine alarak başlayalım. Şimdi ben Mindanao bölgesinde yaşıyorum. Moro Müslümanların yaşadığı bölge. Buradan Türkiye izlenimi nedir? Size bunu anlatayım biraz. Türkiye'de en ufak bir sıkıntı, gerek hükümetle alakalı, gerek reisi cumhurumuzla alakalı, gerek başbakanımızla alakalı, gerek Türkiye'nin dış politikasıyla alakalı, en ufak bir sıkıntıda camilere gidin. Camilerde siz yüzlerce Müslümanla Kur'an okurken, dua ederken karşılaşacaksınız. Çin'de böyle, Mindanao'da böyle, Filipinler'in diğer bölgelerinde böyle, Kamboçya'da böyle. Bir iki tane misalini vereyim. Mesela Van'da deprem oldu. Türkiye bir sıkıntıya girmek üzereydi. Ben bir baktım sadece Mindanao'nun Marawi şehrinde 5000 hatim indirildi Van'daki depremde şehit olanlar yani için. Bu kadar da yakından ilgililer aslında. Bu kadar yakından alakadarlar. Davos'ta o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemdeki One Minute çıkışı Filipinler'de gece vaktiydi. Saat 3'tü gece ve ben sabah namazına kalktığımda bir baktım yüzlerce çağrı var, mesaj var. Filipinlilerden geliyor, Müslümanlardan geliyor. Kalk hemen televizyonun başına. Elhamdülillah Cenab-ı Allah 3 asırdan beri beklediğimiz zatı bize nasip etti diye. O heyecanla camilerde, ondan sonra mahallelerde bu şekilde Türkiye'ye bakılıyor. Cumhurbaşkanına bu şekilde bakılıyor. Hükümete bu şekilde bakılıyor. Çok yakından takip ediyorlar. İnanılmaz yakından takip ediliyor Türkiye'deki gündem. Bu bize bir şeyi gösteriyor. Niçin Türkiye'deki gündem bu kadar yakından takip ediliyor? Şunun için bu gündem takip ediliyor. Başka yer değil. Ümitleri Türkiye mi onların da? Evet. Ümit ve umut noktası alemi İslam'ın bugün Türkiye. Onun için ben buradan siyasilerimize seslenmek istiyorum. Aynı zamanda bizi izleyenlere seslenmek istiyorum. Ne olur şunun farkına varalım. Biz 3 asırdan beri İslam alemi olarak çöküntüler, yıkılışlar yaşamışız. Ve bugün
ümmet için, ümmet-i Muhammed için bir ümit ışığı Türkiye'de parlamış. Türkiye'de sağlık hizmetleri gelişiyor, bir bakıyoruz Afrika'ya uzanıyor bu hizmetler. Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Yani şuna özür diliyorum, şunu söylemek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Burada iyi ya da yanlış, doğru ya da kötü ne varsa dış dünyaya yansıyor. Bilhassa özellikle Müslümanları ilgilendiriyor. Bunları konuşalım daha kapsamlı bir şekilde ama siz bildiğim kadarıyla aynı zamanda Risale-i Nur Enstitüsü Başkanısınız. Evet. Peki bugün bu konuyu konuşalım. Şimdi Risale-i Nur denildiği zaman aslında akla gelmesi gereken gerçekten iman hakikatlerinin günümüzün koşullarınca derlenip rasyonel bir biçimde aynı zamanda felsefi bir temele inşa edilerek aktarıldığı bir eserden söz ediyoruz ki gerçekten kainatın yaratılmasına dair bütün delilleri ispat eden bir fabrika gibi. Evet. Peki bugünlerde Risale-i Nur tefsiriyle ilgili, Kur'an tefsiriyle ilgili farklı şeyler söyleniliyor. Risale-i Nur nasıl bir Kur'an tefsiri? Öncelikle bunu soralım. Risale-i Nur, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin kendi tabiriyle bu asrın anlayışına, fehmine Kur'an'ın bir dersi. Doğrudan doğruya ilhamını Kur'an'dan alan, Kur'an'ın ayatı mübarekesini tefsir eden bir bu asrın fehmine bir dersi. Risale-i Nur baştan sona Kur'an'ın dört maksadı var. Bu maksatları pozitivizm asrında olmamız hasebiyle de delille, ispatla, bürhan ile akla tasdik ettirecek derecede yani şu mu, şimdi, izah ve ispat eden bir tefsir. Şimdi moderniteden sonra insanlar aslında empirisizm akımı ile birlikte ben görmediğime inanmam anlayışını benimsedi ve deney gözlem metoduyla aslında görmek istiyorlar. Bediüzzaman Hazretleri de yazmış olduğu Risale-i Nur külliyatında aslında bize Allah-u Teala'yı, Peygamber Efendimiz'i ve dinin ne kadar kuvvetli olduğunu ve ne kadar gerçek olduğunu bürhanlarla aktarıyor değil mi? Bu evet yani. Kur'an'da dört maksat var. Tevhid, Allah'ın birliği, haşir, adalet, ibadet ve nübüvvet hakikatleri. Bu nübüvvet hakikati, haşir hakikati, tevhid hakikati Risale-i Nur külliyatının baştan sona 6000 küsur sayfalık bir tefsirden bahsediyoruz. Baştan sona bu hakikat enmüzeci halinde ifade eden, ispat eden bir tefsir mahiyetinde. Böyle bir büyük bir tefsir, bu kadar büyük bir hakikat aslında gölgelenmeye çalışılıyor ki bu gölgelenme meselesi aslında ilk yıllara kadar uzanıyor ama günümüzde de maalesef devam eden bir tahripat söz konusu. Şimdi Risale-i Nur talebelerinin aslında Kur'an'la çok haşır neşir olmadığı gibi bir maksatlı itiraf mı diyelim, buna ifade mi diyelim ya da herhangi bir yalan mı diyelim? Böyle bir durum söz konusu aslında. Buna ne demek lazım? Nasıl bir cevap vereceğiz? Şimdi tabii günümüzde her türlü, birincisi şunu söyleyeyim. Risale-i Nur çok tesirli bir eser. Risale-i Nur'u okuyan, Risale-i Nur'dan istifade eden Risale-i Nur'un tesirinde kalır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bunu ifade ediyor. 70 seneden beri ehli dalalet, bu masonik gruplar, Türkiye'nin ilerlemesinden rahatsız olan çevreler en hedeflerinde daima Risale-i Nur olmuştur. Onların yürüdükleri hedeflerin önündeki en büyük engel olarak Risale-i Nur'u görmüşlerdir. Risale-i Nur'da böyle bir tesir var. Ben tekrar Filipinlere döneceğim. Yüksek şu anda resmi olarak Filipinler'de 82 üniversite ve kolejde 80 bin öğrenci Risale-i Nur'u ders kitabı olarak okuyor. Filipinler Mindanao Müslüman Özerk Bölgesi'nin Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Doktor Norma Şerif, Risale-i Nur'dan 30. lemadan İsmi Kuddüs Cenab-ı Allah'ın isimlerinden bir isminin izahını okuyarak Risale-i Nur'un Filipinler eğitim sistemine entegrasyonuna kafi olduğunu düşünmüş ve bu vesileyle de Risale-i Nur'ları ders kitabı olarak okutmaya başlamıştır. Risale-i Nur'da böyle muazzam bir tesir var. Doğrudan doğruya Kur'an'ın hakikatlerini bizim anlayacağımız tarzda, bu asrın gençlerinin anlayacağı bir tarzda ifade eden, izah eden, ispat eden bir tefsir mahiyetinde Risale-i Nur. Dolayısıyla başta İngiliz ve Fransız olmak üzere dünyanın küresel güçleri şu tefsiri Kur'an'ın önüne geçmek için her türlü oyunu kullanıyorlar. İşte bugün yaşadığımız hadiseler, bu FETÖ olayı bunun en güzel misallerinden bir tanesi. 15 Temmuz sürecinden sonraki mesele, ona biraz geleceğim ama diğer taraftan tabii bir Kur'an tefsiri, bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i okumamak gibi bir ifade de abeste iştigal. Şimdi Risale-i Nur hareketi, kitap hareketi mi? Yani kitaba endeksi mi yoksa şahsa endeksi mi? Ama ona da bir cevap verelim. Anlatın. Risale-i Nur talebeleri aynı zamanda Kur'an talebeleridir. Risale-i Nur talebeleri içerisinde hafızlar vardır.
Kur'an'ın manasını hıfzedenler vardır. Risale-i Nur külliyatı içerisinde 25. söz gibi, İşaratul İcaz gibi Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu ispat eden kısımlar vardır. Risale-i Nur'u Kur'an haricinde bir cereyan gibi göstermek ancak münafıkların işidir. Risale-i Nur tamamen Kur'an'a aynedarlık eden, Risale-i Nur'a bakıldığı zaman Kur'an hakaykından başka hiçbir şey bulunmayan bir eser. Şimdi böyle bir eserinde tabii ki bir yazarı var, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Evet. Peki Said Nursi'ye niçin Bediüzzaman denildiğini aslında 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyordu. Ama ben Bediüzzaman Hazretleri'nin davasını ifade etme noktasında sormak istiyorum. Yani Bediüzzaman Risale-i Nur'ları kaleme aldığında son derece iptidai şartlardaydı. Hatta ilk Risale-i Nur'ların cezaevinde yazıldığı ifade edilir. Evet. Üstad Hazretleri böyle meşakkatli süreçte yine iman hakikatlerini aktarmak adına böyle bir fedakarlıkta bulunuyor. Ama şimdi dava nedir? Gerçekten Fethullahçı terör örgütünün yaptığı gibi Bediüzzaman Hazretleri devletin içerisine kademe kademe kendilerinden bile haberi olmayan insanları yığıp devleti ele geçirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne peşkeş çekmek mi istemiştir Bediüzzaman? Şimdi hemen müsaade ederseniz tabii. Şuradan bir kısa bir yer hemen okuyacağım. Bu konuyla yani, ilgili değil mi? Onu da söyleyeyim. Tabii tabii bu konuyla alakalı. Bu konuyla alakalı. Şimdi derler diyor Üstad Bediüzzaman. Bu Emirdağ Layıkası'ndan bir mektup. Sadece bir kısmını okuyacağım. Said'in nüfuzu var. Eserleri hem tesirli hem kesretlidir. Ona temas eden ona dost olur. Öyleyse onu her şeyden tecrit etmek ve ihanet etmekle ve ehemmiyet vermemekle ve herkesi ondan kaçırmakla ve dostlarını ürkütmekle nüfuzunu kırmak lazımdır diye hükümeti şaşırttırır, beni de dehşetli sıkıntılara sokarlar. Ben de derim, ey bu millet ve vatanı seven kardeşler. Evet, o münafıkların dedikleri gibi nüfuz var. Bediüzzaman'da bir kuvvet var. Fakat benim değil, belki Risale-i Nur'undur. Ve o kırılmaz, ona iliştikçe kuvvetleşir. Ve millet ve vatan aleyhinde hiçbir vakit istimal edilmemiş, kullanılmamış ve edilmez ve edilemez. Evet, eserler tesirlidir. Fakat millet ve vatanın menfaatine ve hiçbir zarar dokundurmadan 100.000 adama kuvvetli imani tahkiki dersi vermekle, tahkiki iman dersi vermekle. Risale-i Nur'un bütün hedefi, bir şey söyleyeyim bakın, Üstad Bediüzzaman Hazretleri güzel bir şey söylüyor. Diyor ki Risale-i Nur'un hizmeti, bir, dünyevi değil uhrevidir. İki, birincisi dünyevi değil uhrevidir. İki, maddi değil manevidir. Üç, siyasi değil, dinidir. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Yani çok, Üstad tabii, Hazretleri Bediüzzaman'ın hedefinde, bakın Bediüzzaman'ın hedefinde savcı yetiştirmek, hakim yetiştirmek, asker yetiştirmek, ondan sonra polis yetiştirmek, bunların hiçbirisi 80 küsür senelik hayatı ortadadır. Takiple, tezyifle, hapishaneyle, sürgünle geçen bir hayat ortadadır. Birisi çıksın desin ki Bediüzzaman şurada kadrolaşmaya gitmiştir. Bediüzzaman şurada hediye toplamıştır, sadaka kabul etmiştir, dünyevi bir güç ve kuvvet haline gelmeye çalışmıştır. Asla ve kat'a, cam gibi berrak bir hayat, böyle saf ve temiz bir hayat, her şeyle ortada bir hayat, bütün davası iman ve Kur'an olan bir hayat. 80 küsür senelik hayatı içerisinde çekmediği çile, görmediği eza ve cefa kalmamış bir şahsiyet. Ama bütün davası Kur'an, iman olmuş. O Allah kadar demiş, peygamber demiş, başka bir şey dememiş Bediüzzaman Hazretleri. Yani böyle polis yetiştireyim, asker yetiştireyim. Hayır. Askerler gelmişler. Bediüzzaman Said Nursi'nin birinci talebesi, hakiki varisi, vekili, Hulusi Efendi bir Hulusi ağabeyimiz, Hulusi Yahyagil albaydır. Havacılar içerisinde çokları Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni ziyaret etmiştir. Hiçbirisi, hiç kimse ve onlar da iddia edemezler ki Bediüzzaman bir örgütlenmeye gitmiştir. Hayır. Kat'a ve asla. Bediüzzaman'ın davası tamamen uhrevi, rızayı ilahiye matuf. Tek bir soru vardır Bediüzzaman'ın kafasında, gönlünde, hayalinde, hülyasında, sevdasında bir tek soru vardır. Benim amelimden Allah razı mıdır, değil midir? Bu kadar. Dünyevi hiçbir hedef yoktur. Dünyevi hiçbir hedefi önüne koymamıştır. Bunu yapan Bediüzzaman'ın talebesi olamaz, Risale-i Nur'a talebe olamaz, ancak hain olur. Şunu da hemen ifade etmekte yarar var. Özellikle Bediüzzaman gerçekten ifade ettiğiniz gibi son derece ciddi anlamda cefa çekiyor. Ve ardından bana bu cefaları edenlere iman ettikleri takdirde hakkım helal olsun diyor. Ama diğer taraftan da
sürekli kendine yönelik cefalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen birisi çıkıyor ve beddua ediyor. Kısaca reklama gitmeden önce Bediüzzaman birilerine beddua etmiş midir? Bediüzzaman Hazretleri Afyon hapsinde. Afyon'un soğuğu meşhurdur. Gidenler bilir. 20-30 kişinin kalabileceği bir hapiste, 20-30 kişinin kalabileceği bir hapiste tek başına bırakılmış, camın kaç santimetre buz tuttuğu bir ortamda kalmış, dudakları morarmış, hayatının fer'i sönmüş bir vaziyette Ramazan ayında zehirlenmiştir. Çıkıp camdan hapishane bahçesinde oynayan bir küçük çocuğu gördüğü zaman o savcıya beddua edecek noktaya getirildiği halde o çocuk kimindir demiş, bu savcının çocuğudur deyince gözlerinden iki damla yaş akarak ben o savcıya dua edeceğim, Cenab-ı Hak onu ıslah etsin inşallah bu yavrucuğun hatırına diye. O zor şartlar altında son raddeye gelmiş, artık ölüm noktasına geldiği anda beddua edecekken yine ondan beddua vazgeçmiş. Etmemiştir, evet. Evet değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam edeceğiz ama sarktık, kısa bir reklam arası verelim. Evet, gerçekten Bediüzzaman Hazretleri ile Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen kıyaslanıyor değerli izleyenler bugünlerde. Biz de artık aradaki farkları öğrenmeye çalışıyoruz ki gerçekten sayılamayacak kadar büyük bir fark var aslında. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Üstad Hazretleri aynı zamanda bu kadar cefa çekmesine rağmen, sürülmesine rağmen, evine gidemiyor olmasına rağmen, hatta çevresinden de tecrit edilmesine rağmen, bir mağaraya kapanmasına rağmen asla yurt dışına çıkıyor mu? Çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiyor ya da Mısır'a gitmiyor. Oradan harekete yönelik bazı direktifler vermiyor, öyle değil mi? Ama Fethullah Gülen'e bakıldığı zaman aslında tam tersi değil mi? Şimdi Özgür Bey, Bediüzzaman Said Nursi ile böyle Fethullah Gülen gibi bir sahtekarın karşılaştırılmasını, çünkü şu anda medyada bu da yapılıyor, bu hakikaten büyük, hakikate büyük bir zulüm ve zuldür. Ben öyle bir karşılaştırmaya katiyen girme taraftarı değilim. Fethullah Gülen böyle çok pespaye ve ne kadar rezilse, Bediüzzaman Hazretleri elmas gibi yani. Alay illiğinde olan bir zatla böyle pespaye bir adamın. Biri kömür, diğeri güneş gibi yani. Biri kömür, biri elmas gibi. Böyle bunu karşılaştırmak hakikaten çok büyük bir zulüm, bir zuldür. Onu bir tarafa koyalım. Bir defa kesinlikle karşılaştırma yapmayalım. Çünkü hakikate çok büyük bir zulüm olur böyle bir karşılaştırma yapmak. Çünkü yani bir elmasla kömürün kıyası ne demek? Olur mu böyle bir şey? Kıyası mal farık derler eskiler. Ben öyle görüyorum. Ama şimdi gelelim yurt dışına çıkma meselesine. Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri alakası olmadığı halde Şeyh Said İsyan, Şeyh Said Kıyamı diyelim, onunla alakalandırılmaya çalışıldığı bir devrede kendisine büyük kabile reisleri gelmiş ve sizi İran'a götürelim, sizi Arabistan'a götürelim demiş. Bu teklif de edilmiş. Bu teklif edilmiş. Hayır demiş, ben kalacağım. Daha sonra Barla'ya sürgün, daha sonra Eskişehir hapsi, Isparta kaldığı dönem, Afyon, Denizli vesaire derken Emirdağ'ındayken Erzurum milletvekili kendisine bir mektup yazıyor. O mektupta bir cevabı kısa bir yere okumak istiyorum. Lütfen kısaca alalım, devam edelim sonra. Diyor ki senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükümet-i hazıraya müracaat maddesi ise. Bakın cevaba bakın. Evvela Bediüzzaman'ın cevabı. Biz imanı kurtarmak başka bir gaye için değil, devleti ele geçirmek için değil, hükümeti yıkmak için değil, imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için, başka bir devlete hizmet için değil, Amerika'nın kölesi olmak için değil, Avrupa'nın payendesi olmak için değil, Kur'an'a hizmet için, üstada bak, Mekke'de olsam da, Pensilvanya'da falan değil ha, Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Peki Bediüzzaman'ın vaziyeti nedir? Düşünün bir ya. Bediüzzaman nerede? 19 defa zehirlenmiş. Hapishaneden hapishaneye, sürgünden sürgüne, memleketten memlekete gönderilmiş. Sırf Allah, Allah dediği için, peygamber dediği için, bütün ömrünü Kur'an'a vakfettiği için. Bakın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1906-7 senelerinde. İngiliz Müstemlekat Nazırı, Sömürgeler Bakanı. Gladiston'un gazetede çıkan bir haberini görür. Gazetede şu yazılıdır. Gladiston der ki, Lordlar kamerasında bu Kur'an der, elinde Kur'an-ı Kerim'i kaldırarak, bu Kur'an Müslümanların elinde olduğu müddetçe biz Müslümanlara hakiki sahip olamayız.
Ya bu Kur'an'ı onların elinden almalıyız veya onlara Kur'an'ı inkar ettirmeliyiz. Bu haberi okuyunca Bediüzzaman Hazretleri'nin yüreği paramparça olur. Adeta ateşini bir hal alır ve der ki ben dünyaya, cihana Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu ispat edeceğim. Ve ondan sonra bütün hayatı vefat edene kadar 80 küsur sene hayatı Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu kainata ispat için geçmiştir. Ve Cumhuriyet'in ilk dönemin o istibdat devrinde Kur'an'ın yasaklandığı, medreselerin kapandığı, camilerin ahırlara çevrildiği bir devrede Bediüzzaman Hazretleri hapishaneleri, sürgünleri mekan iddiaz etmiş ama davasından dönmemiştir. Böyle bir zat nerede? Tedbir adı altında kendi tabilerine içkiyi helal eden, zinayı helal eden, faizi helal eden bir adam, bir herif nerede? Yani, şeref yoksunu haysiyetsiz bir adam nerede? Bütün hayatını bu Kur'an hakikatlerinin bir tek, bakın Bediüzzaman Hazretleri Divan-ı Harbi Örfü'de o mevzuya da girelim. Bir profesör çıktı, saçma sapan açıklamalarda bulundu. Güya tarih profesörü tarihten bir haber. Hakiki vukuatı kaydeden ne oldu peki Abdülhamit Han'la diyaloğu ne diye? Ona gireceğim ama döneyim, şurayı bitireyim, ona kısaca da döneyim. Alalım, çok evet. Kısa. Bakın Bediüzzaman diyor ki çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Nerede? Türkiye'de. Binler ruhum olsa binler hastalıklara müptela olsam, o Pensilvanya'daki adam ne diyor? Günde 40 tane ilaç içiyorum diyor. Bakın ağladı. Geçen gün ne yaptı? Amerikalı yetkililere ağlayarak ne olur beni başka yere vermeyin, çok hastayım dedi değil mi? Günde 40 tane ilaç içtiğinde özellikle günde bilmem kaç tane ilaç içiyorum dedi. Bakın Bediüzzaman'a bakın. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz. Ya şu Bediüzzaman yani. Şimdi o Bediüzzaman evet aktardıkça seyircilerimiz de öyle sanıyorum ki Bediüzzaman Hazretleri'nin kim olduğunu daha güçlü bir şekilde idrak ediyorlar. Ama ben şunu sormak istiyorum. Bir Bediüzzaman Rus çarına karşı esir alındığı halde bile asla taviz vermeyen bir isim ama diğer taraftan işte arkada görüyorlar seyircilerimizde bir Fethullah Gülen figürü söz konusu. O Fethullah Gülen batılı ülkelerle ittifak yaparak Türkiye'yi gerçekten adeta rehin almaya çalışmıştı. Şimdi peki Fethullah Gülen'le Bediüzzaman Said Nursi niçin kıyaslanıyor ve Fethullah Gülen Risale-i Nur'lardan mı ortaya çıkmış, onlardan mı beslenen bir şahıs? Risale-i Nur'dan ortaya çıkmamış, Risale-i Nur'un içine girmeye, sızmaya çalışmış. Bugün 40 seneden beri devlete sızmaya çalışan bu adam Risale-i Nur talebelerinin arasına da sızmaya çalışmış. Ben biraz evvel birisinden bahsettim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin birinci talebesi Albay Hulusi Yahyagil, Elazığ'da meftun, çok büyük bir zat. Ona diyorlar bu Fethullah Gülen hakkındaki kanaatiniz nedir diye. Diyor şöyle bir geldi geçti. Bizimden bir alakası yoktur. Hüsrev Altınbaşak, Kadir Mısıroğlu bunu ifade etti. Beraber hapishanede bulundukları bir devrede. Hüsrev Efendi Bediüzzaman Hazretleri'nin çok mühim bir talebesidir. Çok mühim bir zattır. Onun ifadesi bu münafığı içimize sokmaya çalışıyorlar. Dikkat ediniz diyor. Ne zaman diyor bunu? 1970'lerde diyor. O günlerde tespit 1971 yani. İzmir Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne çıkarıldığı zaman Risale-i Nur talebeleri, biz Risale-i Nur talebesiyiz. Aynı Bediüzzaman Hazretleri gibi asrın başında Divan-ı Harbi Örfü'de yargılandığı zaman sen de şeriat istemişsin diyenlere karşı şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Yani şunu mu anlamamız gerekiyor? Fethullah Gülen denilen şahıs asla Risale-i Nur'lara hizmet etmiyor. Risale-i Nur'lardan da beslenmiyor. Ancak sadece Risale-i Nur'ları ortadan kaldırmaya, Risale-i Nur'ları tıpkı devlete yaptığı gibi ihanet hareketinin içerisine giriyor bildiğim kadarıyla. Peki Bediüzzaman'la herhangi bir diyaloğu var mı? Örneğin sürekli aktarılır, böyle iddialar var, icazet almıştır şeklinde. Bunlar gerçeği yansıtan şeyler mi? Bediüzzaman'la hiçbir diyaloğu olmadığı gibi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu münafıktan haber vermiştir. Bediüzzaman Hazretleri Fethullah Gülen'le ilgili bu münafıktan haber vermiştir. Çok enteresan 3-4 tane yer var. Uzun olacak diye okumayacağım onu. Lütfen. Bir, evet, İşaretül İcaz'daki münafıklar bahsini okursanız hayretler içerisinde kalır. Bu bahsin bir tamamiha bunun gibi münafıklara vurduğunu fark edersiniz. 2. Mektubat isimli eserde 28. mektupta zannedersem çok mühim bir 6. 5. ve 6. desise-i şeytaniye, şeytanın desiselerinden bahsettiği bir kısım var. O kısımda bunun profilini çiziyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani önceden haber vermiş böyle haber veriyor. Böyle birisi Risale-i Nur'un içerisine girer, istifade eder. Bu Risale-i Nur'ları yüksek görür,
Ama kendi mahsulatı fikriyesi, kendi fikirlerinin satılması için şu nurların tenzilini, ayağa düşmesini arzu eder diyor. Bediüzzaman Said Nursi bu vatana hizmet etmeden, bu vatana ihanet etmeden. Bediüzzaman bu Fethullah Gülen denen şahıs, bu Fethullah FETÖ, bu vatana ihanet etmeden, bu FETÖ, bu hükümete ihanet etmeden, bu memlekete ihanet etmeden, şu memleketin ahalisine ihanet etmeden evvel ilk ihanetini Bediüzzaman'a ve Risale-i Nurlara yapmıştır. Bakın elimde görüyor musunuz? Şu kadar dosya getirdim. Bu dosyaların tamamında Fethullah Gülen'in Risale-i Nur'a yapmış olduğu ihanetler yazılı. Teker teker getirdik. Teker teker getirdik. Bu adam Risale-i Nur'a ihanet ederek, Risale-i Nur'un hakikatlerini değiştirerek, sadeleştirme adı altında sahteleştirerek... O meseleye de girelim. Niçin sadeleştirme şimdi? Bediüzzaman Hazretleri asla kendi bağlamından koparılmaması gerektiğinden söz ediyor Risale-i Nurlar için. Ancak böyle bir isim çıkıyor ve Risale-i Nurları sadeleştirmeye çalışıyor. Hem o sorunun cevabını alayım hem de bir de gerçekten Bediüzzaman'ın yerine geçmeye mi çalışıyordu Fethullah Gülen? Şimdi birincisi Fethullah Gülen Risale-i Nur'a talebe olamamıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile hiçbir zaman görüşmemiştir ve bunu iradi olarak yapmıştır. Risale-i Nur talebelerinin içerisinden çıkmamıştır. Bediüzzaman'ın varislerinden ve vekillerinden değildir. Bakın burada çok ehemmiyetli bir nokta var. Bediüzzaman Said Nursi'nin Emir Dağ Layıkası diye bir eseri var. Bu eserde aşağı yukarı 10 kadar Bediüzzaman'ın vasiyeti vardır. Bu vasiyetnamelerde Bediüzzaman Hazretleri kendisinden sonra hizmetinin tarzının nasıl olacağına dair vekiller bırakmıştır. Bir vasiyetinde ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, benden sonra hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler diye 4-5 adamı mutlak vekil tayin ediyorum. Şimdilik diyor Tahiri, Sungur, Ceylan ve Hüsnü. Bu 4 kişiyi kendisinden sonra mutlak vekil tayin etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri'nin hizmetkarları Tahiri, Ceylan, Sungur, Bayram, Hüsnü ve Zübeyir'dir. 6 hizmetkarı vardır. Bunlar Bediüzzaman Said Nursi'nin en yakın talebeleridir. Ayrıca Bediüzzaman Hazretleri'nin manevi varisleri vardır. Bu manevi varislerin başında Hulusi Bey gelmektedir. Hüsrev Efendi gelmektedir. Hafız Ali abiler gelmektedir. Bakın bu isimlere baktığınız zaman hiçbir yerinde 6000 küsur sayfada yüzlerce isim zikredilen Risale-i Nur külliyatında bu adamın ismi, cismi, resmi yoktur, olamaz. Bediüzzaman Hazretleri ile hiçbir alakası yoktur. Buna rağmen bakın, peki bugün, bu nasıl bugün, bir güç? Onu bakın, da söyleyin ama. Bugün, bu nasıl bir güç? Yani hangi sıfatla Risale-i Nur'ları sadeleştirmeye çalışıyorlar? Bu bir. İkincisi, peki Üstad Hazretleri daha önceden zaten ifade etmiş böyle bir zatın gelebileceğini ve ciddi anlamda münafıklık eylemlerinin içerisine girebileceğini. Peki orada Risale-i Nur talebeleri Fethullahçı terör örgütüne karşı daha önceden bir tavır almış mıydı? Bunu da anlatın. Tabii bunu da anlatayım. Bir defa Risale-i Nur talebeleri buna karşı... Daha hükümet krizi vesaire çıkmadan evvel tarihler var bakın. Sadece bir misal vereyim. Bakın 8.06.2011 tarihinde yazılan bir mektup. Mustafa Sungur abi, Hüsnü Bayram oğlu abimiz, ondan sonra hayatta olan üstadımızın talebeleri Abdullah Yayın abi bunu deşifre etmiştir. Fethullah Gülen'i. Fethullah Gülen'i deşifre etmiştir. Yine benim, bakın bir göstereyim. 29.02.2012 sadeleştirme bir cinayet azimedir diye yazmış olduğumuz. Amacı neydi peki Fethullah Gülen'in? Fethullah Gülen'in bir amacı var. Fethullah Gülen'in bir amacı var. O da Risale-i Nur'un kıymetini düşürmektir. Risale-i Nur'un kıymetini tenzil etmektir, düşürmektir. Yani Bediüzzaman'ın cazibesini kendi üzerinde mi toplamaya çalışıyor kitaplarıyla? Kendi fikri mahsulatının satışı gayesiyle Risale-i Nurlar tabii 50-60 seneden beri bu İslam aleminin göz bebeği olmuş eserler. 70'ten fazla dile tercüme edilmiş. Ben size neden bahsediyorum? Bakın ta Filipinler'de ders kitabı olarak okutuluyor. Bu böyle eserler varken buradan çalarak, buraları sadeleştirerek bir şeyler yazmaya kalkmış bu adam. Onun da tokadını yedi elhamdülillah. Biz öyle görüyoruz. Ve o daha sonra da sadeleştirmeyle, lemalarla başladılar. Bunun böyle basitleştirme yani. Ben öyle diyeyim. Basitleştirir. Risale-i Nur'un hakiki kıymetini tenzil gayreti içerisine girmiştir. Bu bir ihanet hareketidir. Ben onun için her yerde diyorum. Bu adam hükümetten evvel, devletten evvel, vatandan evvel ben Sayın Reis-i Cumhur'a yazdığım bir mektup var burada. 2011 senesinde yazmış olduğum, o zaman başbakandı. Hem de devlet bakanlarına yazmış olduğumuz bir mektupta, açık mektupta şunu ifade ettim. Risale-i Nur gibi bir esere ihanet eden,
Kur'an'ın hakikatlerine ihanet eden adam her şeye ihanet eder. Onun gözünde artık manevi değer diye bir şey kalmamıştır. Bu adam için artık vatan, millet, memleket böyle bir mefkure kalmamıştır. Bu adam her şeye ihanet edebilir. Bu münafık bir adamdır diye ifade ettik. Peki. İkazlarımızı yaptık. Daha evvelinde de bakın 1990'lı yıllardan başlayarak Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri zaman zaman ziyaret etmiş. Yanına gitmiş. İkaz etmiş, uyarmış, dikkatli olun demiş. Defaatle Amerika'ya gittikten sonra Türkiye'ye davet etmişlerdir. Kendisinin bazı küresel güçlere alet olabileceği ihtimaline mebni ikazlarda bulunmuşlardır. Ama buna rağmen peki Fethullah Gülen'in cevabı ne olmuştur Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinin bu çağrısına? Çok güzel. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebelerinin hiçbir mektubuna, hiçbir telefonuna cevap vermemiştir. Ve muhatap almamıştır. Daha evvelden biraz korktuğundan belki. Kıskanıyor muydu acaba Bediüzzaman talebeleri? O 6. desese-i şeytaniye diye bahsettim ya. 6. desese-i şeytaniye diyor Bediüzzaman Hazretleri kıskançlıktır diyor. Kıskançlıktır. Tabii, tam kıskançlık, nokta atışı olmuş nokta yani atışı. Öyle mi? Yani vaktimiz olsa okuyabilsek çok enteresan. Bakın şurada bir mektup var. Aynı mektubun devamında. Mektubu yazan diyor ki Mısır'da Amerika'da olsaydınız tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz. Bediüzzaman'a diyor ki yani sizi Mısır'a götürelim. Mısır'a ya da Amerika'ya götürelim. Veya diyor Amerika'ya götürelim. Amerika'ya götürsek sizi tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz. Yani bu teklif daha önceden gelmiş. Gelmiş. Hem de milletvekili tarafından gelmiş. Erzurum milletvekili Salih Yeşil tarafından yapılan bir teklif Bediüzzaman'a. Bakın üstadın cevabına. Aziz dikkatli kardeşim. Biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnü zan ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakarlık olan, bak bu adamı tarif ediyor, şöhretperestlik ve cazibedar bir hotfürüşlük olan tarihlere şaşalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Onu arzulamak değil, bilakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Müthiş bir şey yani. Peki bu Risale-i Nurların içerisinde gerçekten bu satırlar var ve Bediüzzaman Hazretleri'nin işte ortaya koymuş olduğu bir kimlik var. Aynı kimliği Fethullah Gülen için de ne yazık ki söyleyemeyeceğiz. Ortada hiçbir kimlik yok. Tamamen işte dünkü açıklamalarıyla birlikte, Haçlılar ifadesiyle birlikte aslında eteğindeki taşlarını döktü. Hem bunu değerlendirmenizi istiyorum Risale-i Nur Enstitüsü Başkanı sıfatıyla hem de bir de 15 Temmuz gecesi Risale-i Nur talebeleri nasıl bir tavır takındı? Çok güzel. Ben bakın Bediüzzaman Said Nursi'nin eserleri ortada yani Bediüzzaman Said Nursi'nin kitaplarına baktığımız zaman Bediüzzaman Hazretleri'nin hedefinde bir şeriatın hakikatlerini ispat ve izah vardır. Kur'an'ın mucizeliğini ispat vardır. Peygamber Efendimiz'in nübüvvetini ispat vardır. Bediüzzaman'ın bütün hayatı bu esasat üzerine gitmiştir. Bediüzzaman Hazretleri'nin mahkemeye verildiğinde kendisine sorulan şeyler nedir? Bir bakalım yani mahkemelerde niye mahkemeye çıkarılıyor? Kur'an hakikatlerinin izah ve ispatı. Ayetül Kübra gibi bir eserden dolayı mahkemeye çıkarılmış. Gençlik rehberi gençliğin imanlı, faziletli olması için yazılan bir eserden dolayı mahkemeye çıkarılmış 1952 senesinde. Baktığımız zaman hep Kur'an iman hakikatleriyle. E şimdi bu adama bakalım. Bu adam hakkında açılan davalara bakalım. Vatana ihanet. Oraya buraya adam yerleştirmek. Soru kaçırmak. Soru çalmak. Ya bunların İslam'la, usulsüz imanla, dinlemeler, usulsüz dinlemeler vesaire. Kaset şantajları. Tabii. Örneğin bir Müslümanın yapabileceği bakın, şeyler. Bakın daha önemli bir şey daha söyleyeyim. Siz biliyor musunuz Bediüzzaman Said Nursi'nin burada Emirdağ Layıkası'nda ziyaretçilere dair bir mektubu var. Bediüzzaman Hazretleri'ni binlerce kişi ziyaret etmek istiyor. Bediüzzaman Hazretleri ziyaretçi kabul etmiyor. Öyle ki mezarını bile zaten bilinmesini istemeyen birisi. Mezarının bilinmesini istemiyor. Ziyaretçi kabul etmiyor. Ya bir de şu adama bak. Memlekette ziyaret etmeyen adam kalmamış. Medya patronları bir adam, dair. İş adamı olmak istiyorsa, bir şeyler yapmak istiyorsa bu adamdan icazet alacak duruma gelmiş. Zaten bunun direktifini de kendisi veriyor. Sohbetlerine bakıldığı zaman hiçbir şey olamayacaklar ya da hiçbir şey olamasınlar ifadesi aslında birilerinin bir şey olmak için bu adamdan icazet alması gerektiğinin de bilinçaltının dışa vurumu aslında bu yani. Aynısını Üstad Hazretleri de mi ifade etmiş oraya? Bakın çok enteresan bir yer daha göstereyim. Çok hızlı bir şekilde. Vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Hızlıca geçelim. Ayrıca sormam gereken sorular var. Yani şu şimdi açıkladı ya Haçlılar falan gelirse şöyle böyle diye.
Yani Bediüzzaman Hazretleri ise bilakis diyor ki şeyi hedef alıyor. Avrupalıları hedef alıyor. Hemen bakın, iman ilminden ibaret olan Risale-i Nur eczaları emniyet ve asayişi temin ve tesis ederler. Hem bunu biliniz ki 20-30 sene evvel bir gazetede gördüm ki İngilizlerin bir müstemlekat nazırı demiş. Bu Kur'an Müslümanların elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız. Bunun kaldırılmasına ve çürütülmesine çalışmalıyız. İşte bu kafir muannidin bu sözü 30 senedir nazarımı Avrupa filozoflarına çevirmiş olduğundan nefsimden sonra onlarla uğraşıyorum. Dahiliyeye pek bakamıyorum ve dahildeki kusuru Avrupa'nın hatası ve ifsadıdır derim. Avrupa filozoflarına hiddet ediyorum, onları vuruyorum. İşte Bediüzzaman Hazretleri Haçlı zihniyetine karşı, bütün ömrü bu zihniyete karşı mücadele etmiş. Tabii, Haçlı bununla seferlerinin çıkış noktasında hem felsefi hem de düşünce bazlı hareketlerin eylemlerine karşı mücadele etmiş, öyle değil mi? Bakın, yani Bediüzzaman Hazretleri bilmiyor muydu? Haçlılar müdahale etseydi birilerinin ırsına geçecek ya da birilerinin malına dokunup dokunmayacağını. Şimdi böyle bir hakaret değil mi aslında Risale-i Nurlara da? Özgür Bey, sadece şuna bakarak bu adamın tineti anlaşılabilir. Şunun dostları kim ya, bir bakalım Allah için. Bu adamın dostları kim? Siyonistler, Yahudiler, İsrail, Amerika'da memleketi, İslam alemini düşman ilan etmiş kişiler. Sisi'yi unutmayın, darbeci oldu. Bir adamı, bir adamı tanımak için dostuna düşmanına bakın. Bu adamın dostu kim ve bu adamın düşmanı kim? Allah için bana bir Müslüman gelsin, bir Müslüman cemaat gelsin. Türkiye'deki cemaatlere bakalım. Ben 10 sene evvel bunu söyledim. Filipinler, biliyorsunuz bunlar memleketlere imamlar gönderiyorlar ya. Evet. Bir imamla karşılaştığımız bir yerde dedim ya hocam, bu sizin haliniz ne olacak? Ya bir tane Allah'ın kulu sizi sevmiyor dedim. Ya bak, bütün cemaatler size bir cemaat mensubuna Mahmud Efendi söylediniz. Size böyle şöyle ya bir tane Allah için bir Müslüman dostunuz yok. Bir kendimizi, insan kendini başkasından dinlemesi lazım. Değil mi? Kim bizim dostumuz, düşmanımız kim? Bu adamın Müslümanlar düşmanı, kafirler dostu. Bediüzzaman'ın dostu, düşmanı kim? Bakın, okuyorum. Sadece bir cümle. 30 sene evvel Darül Hikmet azası iken bir gün arkadaşımızdan ve Darül Hikmet azasından Seyyid Saadettin Paşa dedi ki Bediüzzaman'a, kat'i bir vasıtayla haber aldım. Kökü ecnebide. Bakın, bu adamları tarif ediyor. Kökü ecnebide ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi. Kökü ecnebide ne demek? Kökü Avrupa'da ve Amerika'da bulunan ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi. FETÖ'cüler senin bir eserini okumuş. Hutuvat-ı Sitte'yi okumuşlar. Demişler ki bu eser sahibi dünyada kalsa, İngilizler diyorlar, biz mesleğimizi, yani zındıkayı, dinsizliği bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız diye senin idamına hükmetmişler. Kendini muhafaza et. Ben de tevekkeltu alallah, ecel birdir, tagayyür etmez dedim. İşte bu komite 30 sene, belki 40 seneden beri hem tevessü etti, genişledi, hem benimle mücadelede her bir desiseyi istimal etti. Özgür Bey, bunların istimal ettikleri bu kökü ecnebide dal ve budakları memleketimizin dört bir tarafına, askeriyeye, mülkiyeye, polis teşkilatına sirayet etmiş olan, dal ve budakları buraya yayılmış olan bu komite, bu rezil komite, bu kafirlerin elinde oyuncak haline gelmiş olan komite her bir desiseyi istimal ederek Bediüzzaman Said Nursi hayattayken onu 19 defa zehirledikleri gibi şimdi 40-50 sene sonra da uğraştıkları işte bu eserdir. Bugün kim Risale-i Nur'la, Risale-i Nur cemaatiyle Fethullah Gülen'i bir arada tutuyor, aynı cümle içinde anıyor, bunlar da birbirinin aynıdır diyorsa, işte şu kökü ecnebide, kök ve dal ve budaklar burada olan o şebeke, o komiteye hizmet ediyorlar. Evet, peki. Bakın, bunlarla Fethullah Gülen arasında hiçbir fark yoktur. Evet, birazdan devam edeceğiz Fethullah Gülen'le. Tabii girişmiş olduğu eylemi gerçekten ciddi anlamda sorgulamak gerekir, masaya yatırmak gerekir. Bediüzzaman Hazretleri de daha öncesinde böyle bir zındıka komitesinin hem kendisine hem de Risale-i Nurlara zarar verebileceğini ifade etmiş. Aslında mesele sadece Risale-i Nurlar da değil. Mesele Kur'an-ı Kerim'in bizzat ta kendisi, mesele İslam'ın ta kendisi, mesele İslam aleminin ta kendisi değerli izleyenler. Ki Fethullah Gülen'in de ifadelerine bakacak olursak, bunu hayata geçirmek için elinden geleni yapan bir adam görüyoruz. Kısa bir reklam arası verelim, dönüşte devam edeceğiz.
Evet, gerçekten son derece önemli konuları ele alıyoruz değerli izleyenler. Bediüzzaman Hazretleri ve gerçekten kendisiyle kıyaslanamayacak bir isim Fethullah Gülen, bağlar var mı, farklılıklar nelerdir? Ve Fethullahçı terör örgütünün Bediüzzaman'a karşı ve Risale-i Nurlara karşı vermiş olduğu savaşı da işliyoruz. Aslında 15 Temmuz sürecinde kalmıştık. O süreçte şehit olan ya da gazi olan Risale-i Nur talebeleri var mı? Bildiğim kadarıyla bazıları köprüdeylerdi, evet. Bazıları Ankara'dalardı. Ve seçilmiş hükümeti aslında milli iradeyi desteklemek için, ya da şöyle söyleyeyim, bizzat Bediüzzaman Hazretleri bugün yaşasaydı şöyle yapın dediği şeyleri hayata geçirmek için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlardı, değil mi? Son kısmı özellikle çok hoşuma gitti sorunun. Bu çok önemli bir soru. Şimdi evvela 15 Temmuz gecesi ne oldu? Ona bir cümleyle ifade lütfen edeyim. Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatta kalan son vekili, Cenab-ı Allah uzun ömürler versin. Bediüzzaman Hazretleri'nin yanında 7 yaşında talebeliğe kabul ettiği, 15 yaşından itibaren son 11-12 senesini Bediüzzaman'ın yanında en yakınında geçiren Hüsnü Bayramoğlu abimiz hayatta. Evet. Hüsnü Bayram abi telefon açtı. Kardeşim dedi, ben Filipinler'deyim. Kardeşim dedi, bir darbe söylentisi var dedi. Bir hemen böyle bir şey duydun mu, ne yapalım, böyle bir şey var mı dedi. Hemen bir araştırdık. Abi var dedim, dikkatli olmak lazım, dikkat edin dedim. Çünkü hedefteki isimlerden birisi, ilk hedefte olacak isimlerden birisi Bediüzzaman'ın talebeleridir. Evet. Evet, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen haberler, raporlar var elimizde. İlk böyle götürecekleri kişilerden birisi. Çünkü çok şiddetli bir şekilde nefyedildi. Bütün seçimlerde son 2012'den itibaren Cumhurbaşkanlığı seçiminde, daha sonrasında Bediüzzaman Hazretleri'nin çok, bakın şuna bir bakar mısınız? 13-10-2015 Bediüzzaman'ın hizmetkar ve talebelerinden 1 Kasım 2015 seçim açıklaması. Seçim değil, varoluş mücadelesi. Çok enteresan bir şey yayınlandı. Tabi burada bu Fethullah Gülen'in yapmış olduğu nifak şeylerini de açığa çıkarttı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebeleri. Hüsnü Bayram abi o gün dedi ki, ben evden çıkıyorum, kardeşlerime diyorum Cevşen okuyunuz. Daha Cumhurbaşkanı'nın açıklaması yok. Reis-i Cumhurumuz açıklama yaptı. Müslümanları, insanları sokağa davet ediyorum, milli iradeye sahip çıkmaya davet ediyorum. Hüsnü Bayramoğlu abi hemen bütün cemaate, tabi şimdi WhatsApp vesaire olduğu için bütün cemaate ilan, hızla yayıldı 81 zaten. İle ilan verdi. Cevşenlerinizi, Kur'anlarınızı, Risale-i Nurlarınızı alınız, caddelere, sokaklara, hava yoluna, Atatürk Havalimanı vesaire, Yeşilköy Havalimanı, köprü dahil oralara gidiniz diye talimat verdi. Ve bu talimatı duyan bütün Nur talebeleri dershanede, bizim Üsküdar'daki cemaatten bugün söylediler, buraya gelirken abi dediler, Hüsnü abiden biz bunu duyar duymaz salacak cemaati, hatta söyleyeyim, dersi yarım bıraktık köprüye koştuk dedi. Ve o gün orada şehit olanlar var. Bakın Turhan Tekke kardeşimiz o gün bir Nur talebesi olarak üstadımızın vekilinin tavsiyesi, emri üzerine bulunduğu dershaneden ayrılıyor, gidiyor ve açılan... O da Ümraniye'de bildiğim kadarıyla Nur Mektebi adlı bir dershanede. Evet, Nur Mektebi'nden... ciddi anlamda tevessül ediyorlar oraya. Evet, mesela o gün yine Nur Mektebi'nden yüzlerce kardeşimiz bizim Uğur Akkafa'nın şeyiyle, abimizin tavsiyesiyle bir baktık caddelere, sokaklara gittiler, koştular Kısıklı'ya vesaire gittiler ve gazi oldu değil mi? Bakın rahmetle ondan sonra yad etmek için müsaade ederseniz bir iki kişinin ismini de arz edeyim. Gazi Üniversitesi'nden bizim inşaat mühendisliği öğrenci kardeşimiz Mustafa Avcı. Külliyenin önünde açılan silahlı saldırı sonucu şehit edilen kardeşlerimizden bir tanesi. Hamiyet İrfan Vakfı'nın bir medresesinde kalan bir kardeşimiz. Yine Top Üniversitesi'nde hukuk fakültesi talebesi Ömercan Akgüz kardeşimiz. Ömercan kardeşimiz yine külliyede açılan ateş sonucu şehit olan kardeşlerimizden bir tanesi. Hakan Ünver Ankara'da tayyarelerden, F-16'lardan açılan ateş sonucu şehit edilen. Böylece onlarca Risale-i Nur talebeleri şehit edilmiş ve aynı zamanda yüzlercesi de yaralı gazi olarak hayatlarını devam ettirmeye, imrara hayat etmeye çalışıyorlar. Yani bu şu demek herhalde, o gece 15 Temmuz gecesi gerçekten Fethullahçı terör örgütüyle Risale-i Nur talebeleri amansız bir şekilde çatıştılar, karşı karşıya geldiler. Tabii ki milli iradeye sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptılar. Bakın şimdi ortalıkta bir söz dolaşıyor.
2. Abdülhamit Han Hazretlerinin darbeyle indirildiğine dair. Ben ona gireceğim ama ondan önce bunu niye söylüyorum şunu ifade edeyim. 1960 darbesinden birkaç ay evvel, 3-4 ay evvel, Ocak ayında, 1960'ın başında Bediüzzaman Hazretleri, Hüsnü Bayramoğlu abi, Zübeyir Gündüzalp abiyle beraber, Sungur abi de var, arabaya biniyorlar. Kardeşlerim beni Adnan Menderes'le görüştürün diyor. Beni Adnan Menderes'le görüştürün. Ankara'ya kadar geliyor. Ankara'da yoldan çeviriyorlar, görüştürtmüyorlar. Ankara'da yoldan çeviriyor, görüştürtmüyorlar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki korkarım böyle olacaklar. Beni görüştürün Adnan Menderes'le. Darbe geliyor. Ona ifade etmek istiyorum diye ikaz etmek istiyor. Uyarmak istiyor. Darbeden haber vermek istiyor. Şimdi talebeleri de aynı şekilde. Bakın yani bütün Salih-i Nur talebeleriyle beraber üstadımızın vekil ve varisleri ve talebeleri böyle bir darbe karşısında milli iradeye karşı yapılmış her türlü darbenin karşısında mazide Üstad Bediüzzaman Hazretleri nasıl durduysa öğrenciler, talebeleri, öğrencileri aynı şekilde duruyorlar. Peki o 15 Temmuz gecesinden sonra Fethullahçı terör yapılanmasına mensup olup gerçekten bir takım şeylerin farkına varmayabilirler. Netice itibariyle bize İslam denildiği zaman, Allah-u Teala denildiği zaman, peygamber denildiği zaman akan sular duruyor. Bu Zevat da son derece ciddi anlamda bunu ağzına sakız etmiş bir insan. Ya biz yanlış yaptık, itiraf ediyoruz diyen Fethullahçı terör örgütüne mensup insanlar çıktı mı? Tabii burada çokları geliyor, medreselerimize geliyorlar artık işte biz pişman olduk, şöyleyiz, böyleyiz bu diyenler çok. Ama tabii burada bizde de bir, bütün halk kitlesi gibi bizde de bir ciddi bir teyakkuz hali var. Çünkü işitiyoruz çeşitli cemaatlere vesaire sızma durumları olabilir diye falan. Tespit ettiğiniz kimseler var mı özellikle? Var. Sizince tabii, kimdir onlar? Yani, nasıl tespit ettiniz ya da? Yani şöyle mesela diyelim özellikle hanımlar camiasında cemaatin içine girip işte böyle hala diyelim. Daha çok hanımları mı kullanıyorlar? Evet ne yazık ki daha çok hanımları bu noktada istimal ediyorlar. Eskiden de böyleydi şimdi de yine böyle. Buna karşı bizim Hüsnü Bayramoğlu abi bir mesaj yayınladı. Dedi ki kalbinde hala aynen mesajını söylüyorum. Hala kalbinde FETÖ'ye veya bunların cemaatine, cemiyetine, derneğine, şuyuna buyuna neyse zerre kadar muhabbeti varsa bizden uzak dursun. Medreselerimize gelmesinler. Kat'i bu şekilde talimat. Açık açık söyledi. Şimdi Hüsnü Bayramoğlu abi de üstadın mutlak talebelerinden mutlak bir tanesi. Vekillerinden birisi. Vekili ve yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bildiğim kadarıyla iyi bir diyalog olduğu söyleniyor. Evet. Öyle ki iftar organizasyonlarına katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine sarılır öper. O esnada bir takım diyaloglar yaşandı. Evet söyleniliyordu. Bir talebi oldu mu özel bir talebi? Neler söylendi? Tabii yani? Tabii yani Ramazan ayındaki mesela iftar toplantısında Emine Erdoğan sağında, Tayyip Erdoğan solunda, ortalarında Hüsnü Bayramoğlu ağabey vardı. Orada bir görüşmeleri, konuşmalar olmuştu. Ondan önce defaatle bu Kasım seçimlerinden önce yine Abdullah Yayın abi, Hüsnü Bayramoğlu ağabeyler davet edilmiş. Külliyede bir görüşmeleri olmuştu. Evet. Haziran seçimlerinden önce yine bir görüşmeleri olmuştu. Çeşitli zamanlarda üstadımızın talebeleriyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantıları olmuştu. Burada çok önemli bir noktayı söyleyeyim. Bizim ağabeylerimiz Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüğünde ne konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar? Herkesin merak ettiği mesela, o zaten. Şöyle bir şey demiş olabilirler mi? Ya filanca yerin bizim arkadaşlardan birisi var, vali olabilir. Şunu bir vali yapsak. Şu arkadaşımızı milletvekili yapsak. Ya da bir arsa şunu var. Şunu genel müdür yapsak. Şurada güzel bir arsa varmış, buraya bir medrese yapsak. Mıdır yani? Bu mu konuştukları? Ya çok enteresan. Bunlar 80 yaşına gelmiş Bediüzzaman Hazretlerinin adım adım böyle sünnete muvafık hayatı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini böyle adım adım yaşama gayretinde olan insanlar. Bu zatlar gittikleri zaman, ben de şahit oldum, bizzatihi bulunduğum görüşmelerde de gördüğüm şu oldu. Yani gözleri yaşararak şunu anlatıyorlar. Ne olur şu İttihad-ı İslam'ı gerçekleştirin. Ümmet-i Muhammed'i bir araya getirin. Sizler halifenin torunlarısınız. Hilafet manası bir manada sizin mananızda, sizin maddenizde, sizin külliyenizde, sizin sarayınızda tecelli ediyor. Ne olur alem-i İslam'a sahip çıkın. Birincisi bu. Azınlık Cumhurbaşkanı bunlar söyleniliyor. Bunlar söyleniyor. Azınlık Müslümanlara sahip çıkın. Risale-i Nur eserlerini 1957. 57 seçimleri var. 1957 seçimlerinde Sayın Adnan Menderes Emirdağ'a geliyor.
Bediüzzaman Hazretleri de Hüsnü Bayramoğlu abiyle birlikte akşam namazını kılmışlar. Dışarıda büyük bir gürültü var. Bediüzzaman soruyor, Hüsnü kardeşim ne var dışarıda? Hüsnü abi diyor, ben koştum camdan baktım. Adnan Menderes'in arabası durmuş. Önünde bir kalabalık, arkasında bir kalabalık. Herkes Bediüzzaman'ın evine çık diyor Adnan Menderes'e. Üstadım diyor, Adnan Menderes size selam vermek istiyor. Üstadımız da böyle geliyor, cama geliyor. Elini şöyle yapıyor, bir el sallıyor. Adnan Menderes de selamını alıyor. Daha sonra akşam Gazi Bey ile birlikte Afyon milletvekili zannedersen iki milletvekilini Bediüzzaman'a gönderiyor. Bediüzzaman'a gelince iki milletvekille beraber Gazi Bey diyor ki, Adnan Menderes buyurdu ki, dedi ki, ben Bediüzzaman Hazretleri'nin yanına gidemiyorum. İsmet İnönü çok aleyhte konuşuyor, bu Bediüzzaman'ı niye gezdiriyor diye ifadeleri var. Siz gidin benim selamımı, dua hürmetimi iletiniz. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Adnan Bey'e deyin. Ben gazetelerde gördüm, dün İzmir'e gelmiş 100 bin kişi karşılamış. İnanmasın, kuru kalabalıktır. Etrafı yardakçı dolu, dal kavuk dolu, dikkat etsin. Ona deyin, ezan-ı Muhammedi'yi o uydurukçadan tekrar aslına çevirmekle 100 ordu kuvveti kazandı. Ayasofya'yı açsın, Risale-i Nur'u neşretsin. Peki Hüsnü Bayramoğlu abi Ayasofya ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir talepte bulundu mu? Oldu. Yani ne dedi ki, ne konuşuldu? Tayyip Bey, siz bu başörtüsünü serbest etmekle aynı ezan-ı Muhammed'in Arapçaya dönmesi gibi çok büyük bir kuvvet kazandınız. Alemi İslam'ın, Müslümanların, evliyanın, asfiyanın kalplerinde yer ettiniz. Sizden bir ricamız 2012 senesinde Risale-i Nur'u neşretmeniz. Diyanet eliyle, bu üstadın bir vasiyetidir. Diyanet İşleri Başkanlığı Risale-i Nur'u neşretmeye başladı. Birkaçını neşretti. Hala devam ediyor değil Hala mi? Hala devam ediyor ama yavaş ilerliyor. Bu sürecin hızlandırılması lazım. Şu ana kadar 3 kitap, İşaret Üleyeceğiz, Mesnevi Nuriye ve Sözler çıktı. Derhal 32 kitap şu anda hazır, ben biliyorum. Bu 32 kitabın derhal basılması ve neşredilmesi lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Bu, çok açık ve net söylüyorum. Bu basılan eserler Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretiyle basılmıştır. Hatta yani şunu da ifade edeyim, zorlamıştır. Öyle söyleyeyim, zorlamıştır. Dolayısıyla ikinci husus da şeydir, Ayasofya'nın açılması meselesidir. Orada İnşallah. Ne oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu taleplere karşı vermiş olduğu tepki neydi örneğin? Bakın, Tayyip Bey, ilk tepkisini söyleyeyim. Hemen Diyanet Reisimiz Sayın Mehmet Görmez Hoca'ya telefon açmış. Kasım seçimlerinden önce yine biraz yavaşlamıştı işler. Tayyip Bey'e Hüsnü Bayramoğlu abi dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanım bunu bastırın. Risale-i Nur'un bu memlekette neşri, intişarı, belaların define bir vesiledir. Bir sadaka-i cariyedir. Bakın sadaka belayı def eder. Ayasofya ile ilgili. Şunu söyleyeyim, hemen telefon açtı. Ertesi gün haber aldık, Diyanet İşleri Başkanlığı basıyor sözleri. Ayasofya ile alakalı da gündemimizde demiştir Tayyip Bey, gündemimizde. İnşallah Cenab-ı Allah bunu bize nasip eder diye bizden dua istemiştir. Biz de dua ediyoruz Cenab-ı Allah, inşallah hikmeti hükümeti bilmiyoruz. Cenab-ı Allah vakti zamanı geldiğinde biz ama arzumuzu söyleyelim. Biz bütün nur talebeleri olarak, madem Cenab-ı Allah sizi bu dini mubini İslam'a bu kadar istihdam ettiği hizmetkar oldunuz, şu Ayasofya açılsın, siz de gidin imamlık yapın, bir bize cuma namazı kıldırın diye gönlümüzden geçmiyor değil. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya meselesiyle ilgili ne düşündüğü çoğu kez merak konusu olmuştur değerli izleyenler. Buradan da bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aslında Ayasofya'yı açmak için elinden gelen gayreti sergilediğini söylemek mümkündür. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hüsnü Bayramoğlu abi ile ilgili ifadeleri aktardık zaten. Elinizde de bir takım metinler var. Onlar nedir? Çok kısa bir metin burada. Şimdi bu darbeden sonra, darbe girişiminden sonra Hüsnü Bayramoğlu abi Recep Tayyip Erdoğan Bey'in eline ulaşan ve kendisinin Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mektup hususi kalmasın, lütfen neşrediniz dediği bir mektup var. Bir iki cümlesini hiç olmazsa okuyayım. Bakın aradaki yani nur talebeleriyle reis-i cumhurumuz, hükümetimiz arasındaki münasebat görülsün. Çünkü bazı yerlerde, bazı mahfiller tarafından ve benim kendi kanaatime göre bizzatî FETÖ'cü bazıları tarafından, yani kripto FETÖ'cüler tarafından bilerek, isteyerek Risale-i Nur talebelerine iftiralar atılmak suretiyle öğretim görevlilerimiz,
derneklerimiz, vakıflarımız kapatılmak isteniyor, kapatılıyor. Bunu yapanlar, edenler, hatta ben misal de verebilirim, isim vermeyeceğim. Bir ilimizde çok samimi bildiğimiz bir nur talebesi görevinden alıyor. Hiçbir alakası, ilgisi olmadığı halde görevinden alan müdürün dün FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. O adam içeriye gitti, bizim arkadaşımız dışarı çıktı. Böyle şeyler oluyor. Burada bak, şunu okumadan önce çok önemli bir noktayı ifade edeyim Özgür Bey. Bu çok önemli bir nokta yalnız. Bakın, bu adamların A planı askeri darbeydi değil mi? Herkes şu anda kani ki bunların B planı var, C planı var, D planı var. Bunlar öyle şerefsiz bir yapılanma yani. Bu haysiyetsiz adamların şu memleketi batırmak için yüzlerce planı var. Peki hedefte kim var? Hedefte Sayın Reis-i Cumhurumuz ve hükümetimiz var değil mi? Peki şu anda bunlara karşı bir nefret var. FETÖ grubuna karşı bir nefret var. Bunlar bu nefreti biliyorlar. Karşılarında da Tayyip Erdoğan var. Açık söylemek gerekirse 15 Temmuz gecesi insanların sokağa çıkmasına vesile olan şey Tayyip Erdoğan muhabbeti değil midir? Elbette. Hükümete olan itimat değil midir? Kesinlikle. Kesinlikle değil mi? Hükümetimize olan itimat, Tayyip Erdoğan'a olan muhabbet. Şu muhabbet ve şu itimat on binlerceyi havadan sıkılan kurşunlara, yerden yürütülen tankların önüne yatmaya götürmüştür. Allah demiş, peygamber demiş, Allah, Bismillah, Allahu Ekber nidalarıyla sokaklara dökülmüştür. Bakın açık söylemek istiyorum. O gün solcular, kemalistler, bugün laik, ulusalcılar vesaire dediğimiz insanlar marketlerde ekmek kuyruğunda, petrol ofislerinde gaz kuyruğundayken, ATM'lerden para çekmeye çalışırlarken o gün tankların önünde duran benim imanlı kardeşlerim, arkadaşlarımdır. Nur talebeleridir, ehli tasavvuftur, ehli tarikattır, Müslüman, mümin bu vatanın evlatlarıdır. Bu insanlar sokağa çıkmıştır. Peki çok önemli bir nokta söyleyeceğim. Burayı müsaade ederseniz. Bugün B planı olarak Allah muhafaza etsin. Şu FETÖ'cüler ve FETÖ muhibbanları ehli tarikatı, ehli tasavvufu, nur talebelerini gammazlayarak bunlar FETÖ'cüdür diyerek Allah muhafaza şu hükümete olan muhabbeti, şu reis-i cumhurumuza olan muhabbeti, itimadı kırmak hedefini gütmektedirler. Dolayısıyla hükümet erkanımızın, polisimizin, kolluk kuvvetlerimizin, hakimimizin, savcımızın, inşallah içlerinde biliyorum ki ben çokları daha masum, hakikaten görevinin, vazifesinin hakkını yerine getirecek hakimlerimiz var, savcılarımız var. Dikkatle, teenniyle, kılı kırk yararak masum insanlara zarar verdirtmemeleri icap eder. Yoksa bakın bu sulandırılıyor. Yani ben açık söylüyorum. Korkusuz bir şekilde söylüyorum. Laiklikle, ulusalcılıkla, işte biz de vardık şöyle böyle demekle bu hiç, iş olmuyor. Bu hiç bana, bunlar hikayedir, romandır. O gün oraya çıkan, tankların önünde duran, vurulan, şehit edilen, gazi olanların tamamı Allah demiş, peygamber demiş, ehli tasavvuftur, ehli tarikattır, nur talebeleridir, Süleyman Efendi'nin talebeleridir. Farklı cemaatlere, farklı tarikatlara mensup arkadaşlarımız, kardeşlerimizdir. Bunlardan bir kısmı şu anda FETÖ'cü iftirasıyla görevlerinden alınmakta. Vakıflarımızı duyuyoruz, derneklerimizi duyuyoruz, kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu gibi iftiralara mahal verilmemesi gerekmektedir. Bir, ikincisi de çok ciddi bir şekilde araştırılmalı. Üçüncüsü de araştırıldıktan sonra bu iftirayı yapanın kulağından, başından tutulup mahkemeye çıkartılması icap etmek. Kesinlikle. Allahu Ekber diyen insanların da zaten bugünlerde hedef tahtasına konulduğunu bizzat görüyoruz. Siz son günlerde bazı demeçler var ya da iddialar var. Bütün cemaatlerin aynı kazanın içerisine doldurularak tasfiye edilmeye çalışıldığına yönelik. Yalnızca öyle sanıyorum ki Risale-i Nur talebeleri değil, diğer cemaat ve tarikatlar da bu işin içerisine konulup topyekün Türkiye'den bertaraf edilmeye çalışıyor. Sulandırma gayreti. Bu işi sulandırma çünkü gayreti. Çünkü netice itibariyle şimdi cemaat deyip gerçekten dini bir oluşum değil. Geçmişi bugüne taşıyan. Örgüt diyelim. Bu deneyim, cemaat hem değil. Kültür,
böyle hem de dini anlamda gençlere verilebilecek bir takım şeyler, değerler zinciri ve değerler sistemi. Bunları muhafaza eden bir bel kemiği var. Aslında cemaatlere yönelik bu kadar ciddi anlamdaki kalkışma ya da iftira da sizi rahatsız etmiyor mu? Ya da geleceğe dair bununla ilgili ne tip tehlikeler görüyorsunuz? Bizim şu andaki en büyük endişemiz iki nokta. Bir, ehl-i sünnet vel cemaat, ehl-i sünnet itikadı ve akidesi Anadolu'muzun bel kemiğidir. Osmanlı'dan, Selçuklu'dan günümüze kadar o Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının bel kemiği, bizim vatanımızı ayakta tutan husus bu itikat ve akidedir. Bu itikat ve akide ehli tasavvufla, Şah-ı Nakşibendi'nin, Abdülkadir Geylani'nin, Mahmud Sami Efendilerin, Mahmud Efendilerin, bugün Osman Nuri Topbaş Efendi'nin, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin, Necip Fazıl'ların, Arvasilerin vesaire, bu menzilin neyse bütün bu tarikatlar, cemaatler bunların yoğrulmasıyla ortaya çıkmış bir Anadolu var. Buna kim darbe vuruyorsa FETÖ'nün ruh ikizidir. Hiçbir fark yok. Ecnebi kuvvetidir, FETÖ'nün ruh ikizidir. Hiçbir fark yoktur. Ve önümüzdeki tehlike budur. Bakın şu anda bazı yapılanmalar FETÖ taklidi, hadi bir boşluk çıktı, bu boşluğu biz dolduralım gayreti içerisinde olan bir takım yapılanmalar var. Endişeyle seyrediyoruz. Ne yapmaya çalışıyor onlar? Bunlar bir, hükümeti ifal etmeye. Hükümeti ifal etmeye. Yani şunu diyorlar. Bir takım hükümet mensuplarına, ya işte bakın başımıza ne geldiyse cemaatlerden dolayı geldi. Bak bu da cemaat, bunlar da cemaat. Bak dikkatli olun deyip siz bunlara güvenmeyin. Kafa karışıklığına neden olmaya çalışıyorlar. Bu boşluğu biz dolduralım diye hükümetin, hükümet yetkililerinin kafasını karıştırıp işi bulandırmaya, Allah muhafaza hükümete karşı, neticesi ne olacak bu işin? Hükümetimize karşı bir kin, bir itiraz çıkabilir. Biz kıymetli Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı, hükümeti erkanını çok seviyor, bağrımıza basıyor. Leylü nahar dua ediyoruz. Bu duanın kesilmesi için gayret edenler var. Hükümetle cemaatleri birbirine düşürmeye çalışan bazı komiteler var. Gece gündüz çalışıyorlar. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Çok ciddi bir mesele aslında. Çok ciddi sıradan bir mesele. Meseleden söz etmiyorum. İkincisi, ikinci konu da gerek Diyanet içerisinde bir ekol, gerekse işte bu bazı tarihçi, kendilerini tarihçi diye addeden, tarihten bir haber, iftiracı bir zümre var. O meseleye gelelim. Abdülhamit Han'la Bediüzzaman Hazretleri arasındaki diyalog nedir? Aslında yani, çok geçmeye çalıştık ama hızlı hızlı gittiğimiz için o parantez içinde kaldı. Bu iki mesele çok mühim. Yani ikinci Abdülhamit Han Hazretleri ile alakalı Bediüzzaman'a vurmak isteyenler, ikincisi ehl-i sünnete yönelik, hadise yönelik, yani tabiri caizse Kur'an Müslümanlığı diye Kur'an'dan olabildiğine uzak bir, Kur'an bir vadide, kendileri başka bir vadide olan saçma sapan insanların çıkıp Türk'ün, Kürd'ün, şu Anadolu'nun akidesiyle oynamaya çalışan, bilgisayar ayarlarıyla oynamaya çalışan bir zümre var. Allah onlardan bu vatanı, bu memleketi muhafaza etsin. Hükümetimizi de muhafaza etsin. Sayın Başbakanımız da, Sayın Cumhurbaşkanımız da muhafaza etsin. Bu ekolden gelen birileri bir takım televizyonlara çıkıp işte efendim bunlar Risale-i Nur'dan beslenmiş. Gördüğünüz işte bunlar da Risale-i Nur okuyorlar. E be adam, sana demezler mi? Sen ta profesör olmuşsun, şuraya buraya gelmişsin. Sana demezler mi? Arkadaş, bu IŞİD'çiler, bu hariciler, şu baş kesen, kafa kesen adamlar Kur'an okuyorlar. Ne yapalım şimdi, Kur'an'ı mı sorgulayalım? Yani birilerinin bir kitabı alet etmeleri, okuyor gibi gözükmeleri, onu sahteleştirme gayreti içerisinde olan bir cemiyetten, cemaatten dolayı topyekün Risale-i Nur'u mahkum etme gayreti de olursan sen, sana demezler mi? Bugün Suriye'de Türkmenlere saldıran, oradaki masum halka saldıran, kafa kesen, bebekleri öldüren caniler de Kur'an okumuyorlar mı? Senin onlardan ne farkın kalır? Ki zaten şöyle de düşünmek lazım. Madem bu kitapların arkasına sığınıyorlar, öyleyse bu kitapları bir güç kalkanı olarak görüyorlar. Yani bu kitabın aslında ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi.
Allah razı olsun. Ben yani siz çok güzel ifade ettiniz. Dediğim gibi Risale-i Nur'da çok muazzam bir tesir var. Bunu bozmak için uğraşıyorlar. Siz eğer bunlarla Risale-i Nur'u aynı kefeye koyarsanız onların ekmeğine bal sürmüş olursunuz. Yapmayın bunu. Kısaca evet, Abdülhamit Han meselesine de gelelim. Arkadaşlarım da bu arada beni uyarıyor. Son derece sınırlı dakikalarımız kalmış. Tamam. Kısaca oraya çok da geçelim. 4 dakikamız. 2. Abdülhamit Han Hazretleri ile alakalı bir profesör bir televizyon kanalında, çok sevdiğimiz bir televizyon kanalında ne yazık ki çıkıp 2. Abdülhamit Han darbesinin arka planında Bediüzzaman Said Nursi vardır gibi saçma sapan bir şey söyledi. Asla hakikati yoktur. Bakın bütün tarihi hadisat tarihi konjektür içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bediüzzaman Said Nursi çok büyük bir alimdir. Bir fazıldır. 30-35 yaşlarında gitmiş olduğu İstanbul'da padişaha ulaşmak istemiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hiçbir zaman o Şimşirgil denen adamın dediği gibi, keşke bir imkan olsa da onunla şöyle bir karşı karşıya gelsek. Ebe adam, sen nasıl seni tarih profesör ettiler? Twitter'dan sallıyorsun, sallıyor yani. Diyor ki Bediüzzaman demiş ki Abdülhamit kafirdir. Estağfirullah. 100.000 defa haşa. Bediüzzaman Said Nursi'nin tarihçe hayat önümde. Bediüzzaman Said Nursi'nin Abdülhamit Han Hazretleri için söylediği ifadeleri söylüyorum. Ey şefkatli padişah. İkinci Abdülhamit Han Hazretlerini ben bir veli-i azim addediyorum. Ben bir veli-i azim addediyorum. Ey padişahımız, sen saltanat itibariyle 30 milyonun, hilafet itibariyle 300 milyonun pederi hükmündesin. Bu ifadelerin hepsi Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadesidir. Bediüzzaman çıkmış, Şarki Anadolu'nun dağlarından gelmiş, bir güneş gibi İstanbul'da tulu etmiş. Bütün hedefi, maksadı sultana ulaşmak. Ve sultana bir şey hedefinde var. Diyecek ki sultanım, ne olur şu Şarki Anadolu'ya, şu Doğu Anadolu'ya sahip çıkın. Oralarda medreseler açın, okullar açın. Bu bir asır sonra bakın Bediüzzaman Said Nursi eğer Abdülhamit Han Hazretlerine ulaşabilmiş olsaydı. Burası çok mühim. Müsaade edin buraya bitireyim. Bakın Bediüzzaman Said Nursi'nin fikirleri Abdülhamit Han Hazretlerine ulaşıp anlatabilmiş olsaydı şayet. Bugün yaşadığımız şu hadiselerin belki hiçbiri yaşanmayacaktı. Bediüzzaman Hazretleri o tarihte bir şey söylüyor. Diyor ki şarkın ihyası ihyayı din iledir. Dini ilimlerin ihyası iledir. Ne olur bir medresetü zehra, el-Ezher'in kardeşi olacak bir medrese kuralım. Şu Anadolu'daki, Doğu Anadolu'daki cehaleti, zarureti, ihtilafı, fakirliği bu medrese vesilesiyle ortadan kaldırabilelim. Evet. Bunu ifade etmek için padişaha ulaşmak üzere Yıldız Sarayı'na gidiyor. Yıldız Sarayı'nda Zaptiye Nazırı kendisini durduruyor Marif Vekili ile beraber. Ben diyor padişahla görüşeceğim, bunu söyleyeceğim. Senin diyor söylediklerin önemli, biz bildiririz, siz gidiniz diyor. Hayır, ısrar ediyor. Bırakın beni sultanımla, halifemle bunu görüşeyim. Şarki Anadolu'ya nazara dikkati celbedeyim. Ama görüştürmüyorlar. Gelip kendisine altın veriyorlar. Keselerle altın. Keselerle altını alınca diyor ey efendiler maaşı tacil, maaşı tacil, marifi tehir, marif eğitim, eğitimi tehir ne hikmete mebnidir. Beni diyor padişahımızla görüştürünüz ve o altınları yere atıyor. Bakın Bediüzzaman Hazretleri bir alim olarak 2. Abdülhamit Han Hazretlerini ikaz ediyor. Bu gayet normal bir şey. Bugün işte üstadımızın talebelerinin Sayın Reis-i Cumhur'a bazı hususları arz ettiği gibi. Bizim zaman zaman ulaşıp bazı şeyleri arz etmeye uğraştığımız gibi o gün de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gayet masumane olarak Abdülhamit Han Hazretlerini ikaz ediyor. İki şeyden ikaz ediyor. Bir, Doğu Anadolu'dan dolayı ikaz ediyor. Aman diyor padişahım aman. Hatta o gün o Zaptiye Nazırı'yla Marif Nazırı kendisini görüştürtmeyince sinirleniyor. O altınları yere atıyor ve şöyle bir şiir söylüyor orada. Yıldız Sarayı'nda bağırarak. Diyor sarayı zindanı yık. Sarayı zindan dediği. Çünkü mahkum edilmiş Abdülhamit Han Hazretleri oraya. Çıkamıyor. Görüştürtmüyorlar. Sarayı zindanı yık. Taşlarını başlara vur. Gökten indir güneşi, yıldızı eflake savur. Diyorlar ki senin bu söylediklerin idamını muciptir. Denizi gösteriyor. Deniz olsa büyük bir kabirdir. Ben Abdülhamit Han Hazretlerine bunu ifade etmek mecburiyetindeyim diyor. İttihat Terakki ile hiçbir alakası yoktur. Onların karşısındadır. İttihat-ı Muhammedi ile birlikteliği 2. Abdülhamit Han Hazretlerini muhafaza içindir. Evet. 2. Abdülhamit Han Hazretlerini bir veli-i azim görmüştür. Peki. Bunun dışında kim ne diyorsa ispat, iddia
iyi söyleyen ispatla mükelleftir. Etmiyorsa şereften yoksundur. Tabii o beyefendi de zaten programımıza konuk olabilir. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben özellikle Güneydoğu Asya'dan, Filipinler'den, Mindanao'dan, Moro Müslümanlarının, Kımer Müslümanlarının, Patani Müslümanlarının duası bizimle beraber Türkiye iki göl arasına sıkışmış bir memleket değildir. Türkiye Afrika'daki Müslümanların da ülkesidir. Türkiye Uzak Doğu Asya'daki Müslümanların da ülkesidir. Hiç kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Bizim hükümetimiz 80 milyon Türk halkının hükümeti olmakla beraber bütün alemi İslam'ın göz bebeğidir. Misak-ı milli sınırlarının ötesinde bizim gönül sınırlarımız vardır. Dolayısıyla misyonumuz, vizyonumuz sadece Türkiye'den ibaret değildir. Bu şu anda anlaşıldığı için bütün dertleri Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de vesairelerinde kuzey, güney, doğu, batı ne yaparlarsa yapsınlar bizi şu ahdü peymandan inşallah ayıramayacaklar. Artık bu kader bunun üzerine fetvasını vermiştir. İstikbal yalnızca ve yalnız İslam'ın olacaktır. İstikbalde hakim iman hakikatleri ve Kur'an hakikatleri olacaktır. Peki, biz ümit varız. Cenab-ı Allah reis cumhurumuzdan razı olsun. Ömür versin. Peki. Siz de bizlere dua edin. Peki. İnşallah arkadaşlarımız dinleyenlerimizden de dualarını istirham ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, madem kadar fetvasını vermiş bize de çok fazla söz söylemek düşmez. Bizden bu akşamlık da bu kadar. Dua edin efendim. Hoşçakalın.